Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz ünlü bir markaya ait çantanın yapılışını paylaşıyor olacağım. Yapılışı gayet kolay, 8 tane parçadan oluşuyor. Ayrıntılı bir şekilde video içerisinde hem ölçülerimden hem de sayılarımdan bahsediyorum her parçanın. Siz de sırasıyla takip ederek kolaylıkla çantayı yapabilirsiniz. Raf iplik kullandım. Modeli inceledim ve raf iplik kullanılmıştı. Nereden aldığımı videonun başlangıcında bahsediyorum ve açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Ben modele en yakın rengi tercih ettim. Askıyı da bu şekilde bulabildim. O yüzden bu şekilde bir askı kullandım. Dikerek sabitledim. Büyük bir çanta oldu. Bir tık küçültmek isterseniz buradaki trabzan sayısını küçültürseniz genişliğini de küçültmüş olacaksınız. 20 tane trabzan yapıyoruz. Burada 18, 17 hatta 15 tane trabzan yaparak daha küçük bir çanta yapabilirsiniz. Bence plaj kullanımı için gayet ideal büyük boy bir çanta yapmış olduk. Çok şık bir görüntüsü oldu. Daha uzun ömürlü olması açısından astarlama yapmalıyız. Şu anda astarlama yapmadım. Ben de astarlama yapmayı düşünüyorum. 3 yumak ip kullandım. 3,5 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayarak takip edebilirsiniz. Hatta yaptıklarınızı etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Nasıl durduğunu, daha büyük görselini de görmek isterseniz Instagram adresimde paylaşıyor olacağım. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için wollen yarn, raf ipini tercih ettim. İpimin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 250 gram 400 metre uzunluğunda 3. yumağımdan hala bu kadar elimde kaldı. 3 yumak almanız yeterli gelecektir. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız. 3,5 numara tığ kullanarak başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi ben parçalarımı tamamlayıp geldim. Toplamda 8 tane parçadan oluşuyor çantamız. 4 tane büyük parça, 4 tane küçük parçamız var. Bunlar birleştirilmiş hali. Bakın dikme işlemi gerçekleştirilmiş hali. Ütüleme işlemi de yapılmış hali. Uzun parçam 20 tane trabzandan oluşuyor. Yani 19 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir dönüşümüzle beraber 20 tane ikili trabzandan oluşuyor. 20 tane ikili trabzanla 40 santime ulaşana kadar devam ediyoruz. 40 santim ben de 30 sıra boyunca gidince 40 santime ulaşmış oldum. Burada elimizin ayarına göre değişiklik olabilir. Sıra sayısı sadece fikir olması açısından söylemek istiyorum. 40 santim ölçüsünde 4 tane büyük parçayı tamamlamamız gerekiyor. 40 santime ulaştıktan sonra bakın burada eksiltmeler yaparak bu şekilde V şeklimizi oluşturmuş oluyoruz. Bu bizim büyük parçamız. Bundan 4 tane yapıyoruz. Şimdi küçük parçamdan bahsetmem gerekirse, küçük parçamız da yine 20 tane ikili trabzandan oluşuyor. Yani 19 zincir, 2 zincirle beraber 20 tane ikili trabzandan oluşuyor. Buradaki sıra sayım 24 sıra boyunca gittim. 32 santime ulaştım. 4 tane küçük parçamız 32 santim olması gerekiyor. 32 santime ulaştıktan sonrasında eksiltmeler yapıyoruz ve bu şekilde V şeklini vermiş oluyoruz. Bunların bakın bunlar 4 tane. Bir tane parçamızda bu şekilde eksiltme yapıyorsak diğer parçamızı karşılık gelecek şekilde eksiltme yapmamız gerekiyor. Şimdi video içerisinde küçük parçanın başlangıcını yapıyoruz ve devamında küçük parçamızı tamamlayıp geliyoruz. En son birleştirme işlemini beraber yapıyoruz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi küçük parçamızın yapılışıyla başlayalım istiyorum beraber. 30 santim yapacağımız küçük parçayla başlangıcımızı yapıyoruz. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Başlangıçlarımız aynı. Sadece bir tanesinin boyu 40 santim, bir tanesi ise 32 santim yapıyor. Sıra sayısını aynı şekilde başlangıçta sizlerle paylaşmıştım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Toplamda 19 tane zincir çekelim. 19 tane zincire ulaştıktan sonra 19. zinciri parmağımla tuttum. Üzerine 1-2 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. 19. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 çekerek ikili trabzan yaptım.
Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. 3 tane ilmeğimiz var. 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Yandaki zincire geldim. İkili trabzan. Yandaki zincire geldim. İkili trabzan. Bu şekilde son zincirime kadar ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Son zincirimin içerisinden tığımı geçirip ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bunu hemen şöyle elinizle esneterek düzeltmeniz gerekiyor. Her sırada aynı şekilde düzeltme yapıyoruz. Şimdi sıra sonunda saydığımda zincirle beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. 19 zincir çektik. 2 zincir dönüşümüzle beraber 20 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Hep 20 tane ikili trabzanla istediğimiz boyuta kadar devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıra için örgümün diğer tarafına dönüyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Burada bakın direkt 2 tane ikili trabzanın ortasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekip ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. İkili trabzanımı yapıyorum. Bakın 2 tane yan yana olan trabzanın ortasındaki boşluktan tığımızı geçiriyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Yani buradaki ikili trabzanın tepesine batma işlemi yapmıyorum. Boşluktan tığımı geçiriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ikili trabzanın yanındaki 2 tane zincirimiz var. Hemen bu aradaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve son ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi başlangıçtaki ilk boşluğumuza ikili trabzan yaparak başladığımız için sıra sonunda yine 20 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Eğer örgüye yeni başladıysanız bu noktada aklınız karışmasın diye birkaç sıra boyunca sayarak ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü burada eksiltme yaparsanız ya da yanlışlıkla arttırma yaparsanız, yani ikili trabzan sayınızda değişiklik olursa modeliniz düz bir şekilde ilerlemeyecektir. O yüzden belli bir sıra sayısı boyunca sayarak ilerlemeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Şimdi şöyle bir tık yine elimle açma yaptım, düzelttim. Daha sonrasında örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen birinci boşluğa geldim. Ve 1 tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar her boşluğa ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sondaki boşluğumdan tığımı geçiriyorum ve 1 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve yine saydığımda sıra sonunda 20 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Üçüncü sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra dördüncü sıram için örgümün diğer tarafına dönüp 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki birinci boşluktan başlangıcımı yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Başlangıçta da söylediğim gibi her sırada 20 tane ikili trabzana ulaşmamız gerekiyor. Önemli olan nokta bu şekilde. Şimdi istediğim boyuta ulaşana kadar devam ediyorum. Şimdi toplamda 24 sıra boyunca gittim. 24. sıramı tamamladım. 24. sıramızdan sonra, yani 25. sıramdan itibaren eksiltmeye başlayacağım. Tekrardan söylemek istiyorum. Şu anda küçük parçamızı yapıyoruz. Bu noktada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. 32 santim ölçüsünde parçamızı tamamlamış olduk. 24 sıra bende 32 santim ölçüsüne geldi. Şimdi parçalarımız önemli olan 32 santim ölçüsünde yapabilmek burada. Ben diğer parçamı yaptığım için, bakın şimdi bu diğer küçük parçam. Bunun yanındaki parçasını yapıyorum şu anda. Nasıl yapacağım? Bunu sizlere göstermek istiyorum. Çünkü biz bir tanesini beraber yapıyoruz. Diğerini siz kendiniz yapacaksınız. Burası örgümün ön tarafı. Burası da ön tarafı. Buna karşılık olan parçam, bakın şöyle tuttuğumda, bu noktada, yani sıra sonunda eksiltme yapmışım. Buna karşılık gelen parçayı yapıyorum. Yani benim burada başlangıçta eksiltme yapmam gerekiyor.
tekrardan söylemek istiyorum. Eğer ilk parçanızı yapıyorsanız önemli değil. Başlangıçta veya sıra sonunda eksiltmelere başlayabilirsiniz. Sadece bir kenarda eksiltme yapıyoruz. Çift kenarda değil. Sadece bir tarafta eksiltme yapıyoruz. Ben parçamın bir tanesini yapıp geldiğim için ikinci parçam, yani buna karşılık gelen parçayı yapıyorum şu anda. O yüzden bu şekilde tuttuk. 24 sıra boyunca gittik. Buradaki parçamda ben sol tarafta eksiltme yapmışım. Bakın bu şekilde üçgen kısmı. Buradaki parçamda ise sağ tarafta yapmam gerekiyor ki bu şekilde üçgen olsun. Bakın buraya doğru gitmem gerekiyor. Daha sonrası birleştirme yaptığımızda, çünkü V görüntüsünü elde etmiş olmamız gerekiyor. Burası önemli. Şimdi buradan başlangıçtan, ben burada sıra sonunda eksiltme yapmıştım. Burada ise başlangıçtan itibaren eksiltme yapmaya başlıyoruz. Şimdi umarım bu noktayı anlatabilmişimdir. Tüm parçalar bu şekilde çift çift, yani iki tane iki tane yaparak birleştireceğiz. Büyük parçalar için de geçerli. Hep aynı şekilde eksiltme yapıyoruz ve devamında karşılıklı birleştirmesini yapıyor olacağız. Yani her bir parçamızın bir tane çifti olması gerekiyor. Şimdi burada ne yapıyorum? Başlangıçta eksiltme yapacağım için örgümün ön tarafındayım çünkü. Bir, iki tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen bakın birinci boşluğumdan, yine boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İki çektim. Bir tane ilmeğimi bıraktım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi iki çektim. Bir tane bıraktım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Üçüncü boşluğuma geldim. İpimi iki çektim, bıraktım. Tığımda baktığımda zincirle beraber dört tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek bir tane eksiltmemi yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi başlangıçta 3 tane trabzanı tek seferde çekerek 3 tane eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi buradan itibaren sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine arkaya dönüşümüzü yapalım. Sıra sonuna kadar dönüp geliyorum hemen. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Çok net göremiyor olabilirsiniz ama burada 3 tane trabzamı tek seferde çekip eksiltme yaptım. Nokta, bakın burası tek olarak gözüküyor. Bunun öncesinde benim bir tane boşluğum var. Sonrasında da bir tane boşluğum var. Yani benim 2 tane boşluğa ihtiyacım var bu noktada. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Öncesindeki birinci boşluktan bakın tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane ilmeğimi bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son boşluğa geldim. Tek çektim, bıraktım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi örgümüzün ön tarafında ilk sıramızda 3 tane aynı işlemi yapmıştık. Bu sıramızda ise 2 tane yaptık. 2 tane eksiltme yapmış oldum. Bu hep bu şekilde devam edecek. Örgümüzün ön tarafında 3 tane, arka tarafına geldiğimde 2 tane eksiltme yapıyor olacağım. Şimdi 1, 2 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Şimdi buradaki 2 tane trabzanı beraber çektiğim için burası 1. Hemen bunun yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi 1 çekip, yani 2 tane çekip 1 tane ilmeğimi bıraktım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 2 çektim, bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. 2 çekip bıraktım. 3 kez aynı işlemi yapmış oldum. Daha sonrasında 4 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum ve trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Devamında yine her boşluğa bir tane trabzan, sıramızı tamamlayıp geliyoruz örgümüzün diğer tarafına kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 tane eksiltme yapacağız. Bakın tekrardan göstermek istiyorum. 3 tane eksiltmemi yapmış olduğum nokta burası. Hemen öncesinde 1 tane boşluğum var ve sonrasında zincir ile eksiltme arasında da 1 tane boşluğum var. Yani toplamda 2 tane boşluğumuz var. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi ikisini çektim, bıraktım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Sondaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İkisini çektim, bıraktım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Şimdi başlangıçta 3 tane eksiltme yapıyoruz.
1, 2 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Burası bakın 2 tane eksiltme yapmış olduğum nokta. Hemen devamındaki birinci boşluktan. Bakın. Şuradaki birinci boşluktan tığımı geçirdim. İkisini çektim. İlmeğimi bıraktım. Bir tane yandaki boşluğa geldim. Yandaki boşluğa geldim. Toplamda zincirle beraber saydığımızda 4 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Devamında her boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramı tamamladıktan sonra üst sırada başlangıç yapıp buradaki eksiltme yapacağım noktaya kadar dönüp geliyorum hemen. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine 3 tane eksiltmenin öncesinde bir boşluğum ve sonda bir tane boşluğum var. İlk boşluktan tığımı geçirdim. İkisini çekip bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. İkisini çekip bir tane ilmeğim kaldı. 3 ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Ön tarafında başlangıçta 3 tane eksiltme yapıyorduk. 1, 2 tane zincir çektim. Burası 2 tane eksiltmemi yapmış olduğum nokta. Hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. 2 kez çektim, ilmeğimi bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. 2 çekip ilmeği bıraktım. 2 çekip ilmeğimi bıraktım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekip kapattım ve bu şekilde eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz ve dönüp geliyoruz. Ve dönüp geldiğimde 2 tane eksiltme yapıyorum. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Birkaç sıra boyunca daha eksiltme yapıp geliyorum hemen. Sırama geldim. 2 tane zincirimi çektim ve ilk boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2 tane. Yandaki boşluğa geldik. 3, 4 ve sondaki 2 tane boşluğumu eksiltme yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İkisini beraber çektim. Son boşluğumdan da ipimi çekiyorum. İkisini beraber çektim. Ve 3 tane ilmeğimi tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi 4 tane ikili trabzan yapmıştım zincirle beraber. Bir tane de eksiltme yapmış olduğum nokta var. Yani 5 tane ikili trabzanla sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada hiç ipimizi kesmeden devam ediyoruz. Bir tane zincir çektim. Yatay şeklinde tüm parçanın etrafında sık iğneler yapıp tamamlayıp geliyoruz. Burada ben şu şekilde yaptım. Bakın aradaki boşluktan şöyle direkt boşluktan değil de trabzanın içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekip sık iğne. Aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne yaptım. Alttaki boşluğuma geldim. Direkt boşluktan değil trabzanın içerisinden tığımı geçiriyorum. Dilerseniz bu noktada trabzanın içerisinde sık iğne yapmak zorunda değilsiniz. Direkt boşluk içerisine de sık iğne yaparak devam edebilirsiniz. Bakın 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi alttaki boşluğa geldim. Trabzanın içerisinden tığımı geçirdim. 2 tane sık iğnemi yaptım. Dediğim gibi direkt boşluk içerisine yani şu şekilde boşluktan da tığınızı geçirip sık iğne yapabilirsiniz. Burada önemli olan nokta. Her boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Daha fazla sık iğne yapmıyoruz. Burası önemli. Özellikle taban kısmındaki yapmış olduğumuz sık iğne çok önemli. Çünkü birleştirme esnasında birebir eşit gelmesi gerekiyor. Tüm parçalarımızda her boşluğa 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu şekilde her boşluğa 2 tane sık iğne yaparak tabana kadar geliyoruz. Tabanda zincir görüyorsunuz zaten. Zincirin içerisine 1 tane sık iğne yapıyoruz. Devamında yine yatay trabzanlar var. İçerisine 2 tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar dönüp geliyorum hemen. Son boşluğuma 1 tane sık iğnemi yaptım. Başlangıç noktama kadar geldim. Hatta şuradaki son bir zincir çekerek başladığım noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi ilmeğimin içerisinden geçirdim ve bir tane zincir çekerek artık sıramızı tamamlamış oluyoruz. İpimizi bu noktada kesiyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Küçük parçamızla başlamıştık beraber. 24 sıra boyunca yapmıştık. Bu parçamdan 4 tane yapıp geliyoruz.
4 tane de büyük parçadan yapıyoruz. Güzel bir ütüleme yapıp geldikten sonra beraber birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi ütüleme işlemi tamamladım, geldim. Sıra geldi dikme işlemine, birleştirme işlemine. Her parçamızı 2 tane 2 tane birleştirme yapacağız. Bakın ütüleme yapınca dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk. Karşılıklı yerleştirmesini yaptıktan sonra şimdi bu şekilde bakın V şeklini oluşturacak şekilde parçalarımızı yan yana getiriyoruz. Kısa parça elimde, uzun parçamız da aynı şekilde olacak. Hep 2 tane 2 tane bakın V şeklini oluşturup dikme işlemi yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Uygun iğnemizi, ipimizi taktıktan sonra hemen şöyle en alttaki boşluğumun üstteki tek dalından iğnemi geçirdim. Burada dilerseniz ilmek yürütme yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. Ben dikerek birleştirmeyi tercih ettim. Şimdi burada şöyle alttaki daldan, pardon hemen geriye aldım. Alttaki daldan yani tersteki birinci daldan iğnemizi geçiriyoruz. Sonra karşılık gelen noktadaki daldan yine içte olan bakın şu şekilde iğnemi geçirdim. Sonra buraya dönüyorum. Karşısındaki evet. Bir üstteki boşluğumun içte bulunan dalından iğnemi geçiriyorum. Sonra bir üstteki boşluğumuza geldik. Bakın bu şekilde karşılıklı dikme işlemi yapıyoruz. Üstteki dal boşlukta kalıyor. Sadece içte bulunan şu şekilde başak şeklindeki bakın içte bulunan daldan karşılıklı buradaki noktamıza kadar eşit bir şekilde dikme işlemimizi yapıp geliyoruz. Dikme işlemi tamamladım, geldim. İlk eksiltme yapmış olduğum noktaya kadar diktim. Bakın buradaki ilk eksiltme yapmış olduğum noktada dikme işlemi yapmadım. Bu şekilde boşluk bırakmış oldum. Şimdi tüm parçalarımı bu şekilde eksiltme yapmış olduğum noktaya kadar dikme işlemi yapıp geliyorum. Şimdi dikme işlemini tamamlayıp geldikten sonra iki tane uzun parçamızı yani şu şekilde göstermek istiyorum. İki tane uzun birleştirmiş olduğumuz parçamızı bu alttan birleştirme yapıyoruz. Dümdüz buradan başlıyorum. Bir dikme işlemi gerçekleştirip geliyorum hemen. Bu şekilde birleştirme işlemimi tamamladım, geldim. Şimdi sıra geldi küçük parçalarımızı nasıl birleştiriyoruz. Fark ettiyseniz bu şekilde sabitlemesini yaptım. Birleştirme yapacağım noktayı belirledim. Şimdi burada baktığımızda başlangıçtan itibaren bakın tabandayız. Başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sırama bu şekilde ilmek belirleyiciyle tutturdum. Yine aynı şekilde burada saydığımda da 7 tane sıram var. 7. ilmek belirleyicimi taktım. Buradaki ölçümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaç santim? İlmek belirleyiciden itibaren bakın ölçtüğümde 9,5 santim. Yine burası da 9,5 santim ölçüsünde belirlemiş olduk. Bir tık buradaki parçamız büyük gözüküyor. Onu dikerken ayarlamamız gerekiyor. Eşitleyip yerleştirmemiz gerekiyor. Devamında buradaki parçanıza göre bir noktada belirleme yaparsanız, dikme işlemi yaparsanız üst tarafta kayacağı için olmayacaktır. Yani buradaki birleştirme yaptıktan sonra bakın şöyle üstte döndüğümüzde bizim buradaki parçamızın eşit gelmesi gerekiyor. Bir tık kısa ya da uzun olduğunda ayarımız tutmamış oluyor. Sökmeniz gerekecektir. O yüzden burada bakın benim de parçam şöyle tuttuğumda bir tık büyük buradaki. Dediğim gibi dikme işlemi esnasında buradaki boşluktan atlama yapacağız. Buradaki boşlukla eşitleme yapıyor olacağız. Burası önemli. İyice ayarlama yaptıktan sonra eşit bir dikme işlemi gerçekleştirdikten sonra sadece 7 sıramızda üst tarafa doğru geçişimizi başlıyor olacağız. Şimdi şöyle çevirdim. Şuradan beraber bir başlangıç yapalım. İlmek belirleyiciyle tutturmuş olduğum noktadan. Hemen şöyle iç taraftan dışarıya doğru iğnemi geçirdim. Buradaki ilmek belirleyicimi artık çıkartıyorum.
Hemen karşılık gelen 7. sıramın başındaki tek daldan geçirdim. Karşılık gelen noktadan yine iğnemi geçirdim. Şimdi buradaki diğer boşluğuma geldiğimde bir tane boşluk atlıyorum. Bakın buradaki küçük parçamdan bir tane boşluk atladım. İkinci boşluktan iğnemi geçirdim. Eşitleyebilmek adına bu şekilde bir işlem yapıyorum. Daha sonrasında yandaki boşluğa geldim. Karşılık gelen noktaya geldim. Bir tane atlama yaptım. Şimdi karşılıklı boşlukta. Şimdi burada bakın buradaki boşluğuma geldim. Bir tane atlama yapıyorum. Üstteki parçamdan kaydırma yapmış oldum. Şöyle çektim. Hemen bir bakıyorum. Bir tane daha yaparsam yeterli olacak. Şimdi karşılıklı dikelim boşluk atlamadan. Bunu tamamıyla kendiniz ayarlamalısınız. Şöyle devam ediyorum. Hemen iki tane yaptım. Buradaki boşluğuma geldim. Karşılık gelen noktadan bir tane atlama yaptım. Şöyle bakalım. Devam ediyorum. Evet. Şu anda eşitlendi. Bakın 3 ya da 4 kez atlama yaptığımızda buradaki noktayı eşitlemiş olduk. Şuradaki dikişler ortadaki tam orta kısmı olduğu için buradaki dikişin eşit gelmesi gerekiyor. Şimdi baktığımda eşit gözüküyor. Devamında her boşluktan karşılıklı tek dal halinde iç kısımdaki tek dal halinde dikmeye devam ediyoruz. Hemen ortadaki dikişe kadar devam edelim. Tam ortadaki dikme işlemi yapmış olduğum noktaya kadar geldim. Şimdi burada çift dal halinde bir dikme işlemi yapıyorum. Geçişimi sağlam olması açısından. Aynı boşluktan tekrardan çıkıyorum. İki kez çıktım. Daha sonrasında yine aynı işlemi yapıyorum. Başlangıçtaki parçamda yapmış olduğum gibi. Burada 3 tane boşluk atlayıp eşitleme yapacağız. Aynı buradaki yapmış olduğumuz işlem. Şimdi başlangıcımı yaptım. Devamında şu düzeltmem gerekiyor. Şöyle düzelttim. Devamında yandaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. Üstteki boşluktan bir tane kaydırma yaptım. Atladım bir tane boşluğumu. Şimdi yandaki boşluğa geldim. Hemen karşılık gelen noktadan iğnemi geçirdim. Şöyle şurayı düzeltmem gerekiyor. Yandaki boşluğa geldim. Karşılıklı geçişimi yaptım. Bir sonraki boşluğa geldiğimde bir tane burada atlama yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Sanırım bir tane daha yapmamız gerekiyor. Evet, bir tane daha istiyor. 3 tane yeterli olacak. Şimdi karşılıklı dikelim. Hatta şimdi dikince eşitlendi. Evet, şu anda yeterli. Bundan sonra 2 tane yaptım atlama. Bundan sonrasında karşılıklı dikme işlemi yapıyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar. Şimdi buradaki ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar diktim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hiç ipimizi kesmeden devam edelim üst tarafa doğru. Şöyle katladım. Bakın üste doğru katladım. Buradaki 2 tane parçamı şöyle bakın birleştirmeye devam edeceğim. Şuraya kaymaması için ilmek belirleyiciyle sabitleme yapalım. Şimdi bakın kayma yapmaması için bir tane bu eksiltmeye başladığımız noktadan şuradaki eksiltmeye başlamış olduğum noktadan bir tane de en üstteki boşluğumdan tutturdum. Çünkü eşit bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Şu an tabanımızı oluşturmuş olduk. Devamında buradan hiçbir değişiklik yok. Karşılıklı tek dal halinde başlangıç noktamıza kadar şu en tepedeki noktaya kadar dikmeye devam ediyoruz. Şimdi buradaki birleştirmemi tamamladım geldim. Bakın üstteki son boşluğuma kadar birleştirmesini yaptım. Sizlere bu açık halini göstermek istiyorum. Burası şu benim uzun parçam. Bakın buradaki kısa parçamı birleştirmeye başladım. Bir tane kenarı kaldı kısa parçamızın. Buradaki kısa parçamı da şöyle tabanı zaten birleştirmiştik beraber başlangıç yapmıştık. Buradan itibaren başlayıp yine üst noktaya kadar birleştirip geliyorum. Bunu yani artık bir bütün haline getireceğiz. Kısa parçalar bizim çantamızın yan tarafı. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor.
şöyle. Burası bizim yan parçamız. Burası ise ön parçamız. Uzun parçalar önde, ortada duruyor. Birleştirme yaptığım nokta ise bizim çantamızın tabanı. Şimdi buradan başlayıp dediğim gibi en üst noktaya kadar dikip geliyorum hemen. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi dikme işlemimi tamamladım, geldim. Bakın bu kenar, şöyle gösterebildiğim kadarıyla göstereyim. Bu kenarın sabitlemesi tamamlamış olduk. Yarısını tamamladık. Şuradaki son parçam kaldı. Görüntümüz bakın bu şekilde. Yan parçam da bu şekilde sabitlenmiş oldu. Şimdi buradaki parçamı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Yani şöyle açık şekliyle tutalım. Buraya şu küçük parçamı şöyle koyuyorum. Yine diğer parçamızda başlangıç yapmış olduğumuz gibi buradaki 7 tane sıramızı işaretleme yapıyoruz. Daha sonrasında eşit bir şekilde diktikten sonra buradaki, bakın, şöyle üst parçaya devam ediyorum. Daha sonra buradaki üst parçama devam ediyorum. Farklı hiçbir şey yok. Buradaki küçük parçamı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Şimdi çantanın dikme işlemini tamamladım, geldim. Sıra geldi askıyı sabitleme. Bir tane askımı, dikme işlemini yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Düz boşluklardan dikerek sabitledim. Diğerini de beraber başlayalım. Hemen şöyle döndürdüm. Bakın buraya yerleştirme yapıyoruz. Ben ikinci sıradan itibaren dikmeye başladım. Üstten hemen ikinci sıradan şöyle yerleştiriyorum. Ve tam dikme işlemi yapmış olduğum, birleştirme yapmış olduğumuz noktadan içten dışarıya doğru iğnemizi geçirip başlangıcımızı yapıyoruz. Ben yine örme işlemi yapmış olduğum ip ile dikiyorum. Karşılıklı düz bir dikiş yaptım. Buradaki dikiş şekli tamamıyla size kalmış. Birkaç kez aynı boşluktan giderek sabitlemesini yapıyorum sağlam olması için. Bakın bu şekilde her boşluktan iğnemi geçirip askıyı buraya sabitliyoruz. Askının dikme işlemi tamamladım, geldim ve bu şekilde bakın çantamızı tamamlamış olduk. Modelle birebir aynı çalışmaya çalıştım. Birazcık büyük bir çanta oldu. Boyutunu küçültmek isterseniz buradaki trabzan sayısının 20 değil daha küçük tutabilirsiniz. 18, 17, 15 tutarak da birebir aynı ölçülerde çalıştığınızda daha küçük bir çanta elde edebilirsiniz. 3 yumak kullandım. Videonun başlangıcında da bahsetmiştim ipimden. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.